Telefonda çok endişeliydin. Ne oldu? Ekrem, mahvolduk. Ali İhsan Orhan'ı öldürmemiş. Orhan onu bir şekilde ikna etmiş. Adam evime kadar geldi. 2 gün içinde 500.000 lira vermemi istedi. Kan bedeli olarak. Eğer vermezsem kan dökecekmiş. Allah kahretsin. Ekrem, şimdi ne yapacağız? Her şey birbirine girdi. Orhan ona oyun oynadığımızı anlamış. Eğer gitmedilerse Serap bizi mutlaka ihbar edecektir. Eğer Orhan Ali İhsan'ın elinden kurtulmuşsa mutlaka tekneyle kaçmıştır. Serap'ı da yanında götürmüştür. Endişelenmene gerek yok. Ya Ali İhsan? Adam beni resmen Ramazan'ı öldürmekle tehdit etti. Bu Ali İhsan'dan kurtulmanın tek bir yolu var Halide. Ona istediği parayı vermek. Aksi takdirde bu adam dediğini yapacaktır. Ramazan'ı gözünü kırpmadan öldürebilir. Ağam, herifin yeri burası. Ah hele. Demek Halide Hanım'ın yeğeninin meyhanesi de varmış. O herif parayı ödedi ödedi. Ödemedi, buraya gömersiniz. Osman Hanım'ın aftalı. Bir de bu da ikramiyesi. Hani yeğenimi kurtardı ya, ona binaen yani. Ya sen ne kadar iyi bir insansın Ramazan ya. Ben bunları götür Osman Hanım'a veririm. Bu sizin yevmiyeniz Ramazan Bey gönderdi. Hayırmış, sağ olasın. Bu kadar ha? Ne oldu, beğenmedin mi? Bu paraya ne şu kebap kokusu çekilir ne de bu kahır. Şükret ki ihtiyacım var. Aman. Senin ihtiyacın mı var canım? Sen nasıl yağlı kapıyı buldun değil mi? O ne demek? Cemşir'le aranızda geçenleri bilmiyorum zannetme. Evli barklı adammış o. Öyle şey uymaz bana. Ya sen onun evli barklı olduğuna ne bakıyorsun ya? Bak sana bir şey diyeyim mi? Cemşir'in var ya aklı fikri hep sende. Öyle mi? Hem var ya ben senin yerinde olsam bu Cemşir'i hiç kaçırmam. Neden dersen? Bir kere koskoca çiftlik sahibi Serap Hanım'ın öz babası. Sonra Teneke mahallesindeki bütün evler Cemşir'in. Nereymiş o Teneke? Aa, sen Teneke mahallesini bilmiyor musun? Teneke mahallesi Adana'nın en nezih semtidir. İşte oradaki bütün evler de Cemşir'in. Reşit. Hesabı getir Reşit. He, getireyim. Hadi hayırlı gör. Kemal. Hanımın arabası bu. Bulundu mu kızım ha? Bulduk, bulduk Cemşir ağa. Nasıl? Yaşıyor mu? Yaşıyor.
Yüce Rabbim, dualarımız kabul oldu. Nerede? Hastanede. Ama merak etmeyin. Bir yarası var ama ciddi değil. Kemal! Zehra Müşter! Kızımız bulunmuş. Bak! Gül'le bulundu mu? Sahi mi? Sahi Zehra teyze. Ben sana demiştim bulunacak diye. Şükürler olsun. Bak! İyi mi? Nerede şimdi? Hastanede. Hastanede mi? Hastanede ama merak etme. Küçük bir sıyrık. Allah senden razı olsun Kemal. Ne duruyoruz? Gidip görelim kızımızı. Yok Zehra. Sen burada kal. Bak Ali hastaneden çıkalına kadar oldu ki. Ben gidem alam gelem ha. Kemal. De bakayım bana. O deyus mu kaçırmış kızımı ha? Orhan kaçırmış. Ama merak etmeyin. Artık kimseye bir zarar veremez. Allah'ım sana şükürler olsun. Şükürler olsun ya Rabbim. Benim bu parayı toparlamamın imkanı yok. 500 bin lirayı ben nereden bulacağım Ekrem? Sana yardım etmek için elimden geleni yapacağını biliyorsun Halide. Teşekkür ederim. Olmaz. Bu sefer olmaz. Benim için yeterince risk aldın zaten. Bunu kendim halletmek zorundayım. Halide. Sen istesen de, istemesen de ben sana yardım edeceğim. Ama önce Ali İhsan'la bir konuşmam lazım. Belki bir mutabakat sağlayabilirim. Bunun bir faydası olacağını zannetmiyorum. En azından biraz daha zaman verebilir. Ya da düşük meblağı ikna olmasın. Yalnız sen Ramazan'a bu mevzudan bahset. Kendisini kollaması lazım. Ramazan'a böyle bir hakikatten bahsedemem. Yapamam. Bu parayı kendim bulmak zorundayım, halletmek zorundayım. Çok bunaldım Ekrem. Bazen buradan kaçıp gitmek istiyorum. Aklında bir şey mi var? Aslında var. Ama belki daha uygun bir zamanda söylerim. Abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.